Evet arkadaşlar, XML bu örneği anlatmadan önce XML Doom'u bir anlatalım. XML Doom arkadaşlar hem XML için hem de HTML için arkadaşlar dokümanlarda erişimde kullanılan bir standart. Doom olayı. Ve özellikle burada programlama dili tarafının arkadaşlar işini kolaylaştırıyor. Tabi burada kullanacağımız programlama dili genelde arkadaşlar JavaScript. JavaScript'te biz bu etiketin içine ulaşıp erişip ayrıca güncelleyebiliyoruz içeriği. Şimdi bunu HTML'de yapmıştık hatırlarsanız. Örneğin şuradaki etikete ulaşıp nasıl ulaşmışız? Gerekli element by ID diyerek arkadaşlar. ID üzerinden ulaşmışız. Veya bakın tag name üzerinden ulaşabiliriz. İki tane tag name var. İlkine ulaş. Bakın şu şekilde. Çünkü bu birden fazla sonuç döndürüyordu hatırlarsanız. Birden fazla sonuç döndürdüğü için arkadaşlar sıfırıncıya şuna ulaştım ve içeriğini değiştirdim. Şimdi bu HTML'de arkadaşlar. Benzer şekilde XML'de de bunu yapabilirsiniz. XML dokümanınızda get element by tag name, title 0, child nodu 0 olan ve node value'sunu çek dediğinizde arkadaşlar bakın ilk çocuğunu gittiniz çektiniz. Title'ın ilk çocuğunu ne bilmiyorum bu arada. Ona bakarız şimdi. Kodu inceleriz arkadaşlar direkt. Bu açıdan XML Doom arkadaşlar HTML Doom'a benziyor. Burada bunu sonra anlatayım. Önce örneği anlatayım. Şimdi arkadaşlar burada bir örneğimiz şöyle. Gelecek hafta göreceğimiz bir konu var burada. Bir veri çekme olayı var. Ama XML veri çekiyorsunuz ve sunucudan çekiyorsunuz arkadaşlar. Ve sunucudan veriyi çekerken bakın load XML doc diye arkadaşlar bir fonksiyonunuz var. Bu fonksiyonla arkadaşlar çekiyorsunuz. Burada tabii my function diye bir function var arkadaşlar. Bu my function veriyi çektikten sonra çalışıyor. Nedir bu? Ona bakalım. Öncelikle şurasını arkadaşlar gelecek hafta anlatacağım. Biz buna Ajax diyoruz. Dinamik olarak web sayfasına veri çekme olayı. Çalışma anında. Sayfa yükleniyor. Sayfa yüklendikten sonra arkadaşlar veri çekebiliyoruz. Nasıl bir veri çekeceğiz? Git demişim şu XML dosyayı çek. Ve bunu gönder. Gönderme işlemi başlıyor. Arka planda gerçekleşiyor, gerçekleşiyor, gerçekleşiyor. Sayfa yüklendikten sonra örneğin sayfaya eriştim. Ve sayfada veri var. Ardından arkadaşlar benim artık bu veriyi işleme olayına geçiyorum. Gelen sonucu arkadaşlar almışım. My fonksiyona göndermişim. Arkadaşlar gelen sonuç buradan bir XML dosya içeriği geliyor bana. Bu geliyor. Şimdi ben o XML dosya içeriğini açıyorum arkadaşlar. Diyorum ki git o dosya içeriğini bakın bu şekilde XML dokunun içine attım arkadaşlar. Response. Ne geldiyse artık. Aradan bir tane table etiketi açtım. Table etiketini açtıktan sonra arkadaşlar git CD'yi al dedim. CD'nin içinde ne var arkadaşlar bilmiyorum. X'e 10 attım. Tüm oradaki CD'leri bana aldı arkadaşlar. Ardından dedim ki X'in boyutu kadar dolaş. Yani kaç tane CD var örneğin 10 tane. 10 tane dolaşıyor. CD'nin içinde de arkadaşlar 2 tane etiket var bakın. Artist ve title. Git o etiketi çek. Bakın çekerken nasıl çekiyorum? Child knows, not value. Arkadaşlar TDM'i kapattım. TDM'i açtım. Bir anlamda şu etiketin arasına yazdırdım arkadaşlar veriyi. Bakın şu şekilde. Ve arkadaşlar en sonunda da bunları table etiketinde gösterdim. Table etiketinde de arkadaşlar bakın şuradaki boş etiket arkadaşlar. Table etiketin içine şuraya yazdım verileri. Ve tabii ki ekran arkadaşlar bir table verisi çıktı. Tabii ben bunu internetten bulmak istiyorum açıkçası. İnternetten VS School'dan aldığımı düşünüyorum bunu. Oradan da bir bakalım arkadaşlar. Çıktıyı göstermek istiyorum. Tabii bunu öyle girersek olmaz. XML Doom da yazalım yanına. Yoksa daha farklı örnekler gelir diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu işim görür gibi geldi.
Burada bir örnek var. Tıklayalım. Umarım benim örnektir. Arkadaşlar burada bir text dosyayı çekiyorum gidip çalışma anında. Fakat bu XML bir dosya değil. İçindeki bilgiyi yazdırıyorum. Bakın içindeki bilgi geldi text dosyanın. Tam bu benim istediğim değildi. Şu biraz daha benim istediğim gibi. Ona bakalım. Evet arkadaşlar bu bakın CD kataloğunu çekiyor. Şimdi eminim hocam CD kataloğunu XML olarak bize gösterin diyenler vardır. İçinde ne var bunun? Arkadaşlar herhangi bir yol tanımlanmadığına göre direkt bu yolun içindedir diye düşünüyorum. XML kataloğunu çektim. Bakın arkadaşlar bu benim XML kataloğum. Bakın neler var arkadaşlar? CD'ler var. CD'lerden oluşuyor. CD'lerin içinde title, artist, country, company, price. Mesela ben price bilgisini buradan kopyaladım arkadaşlar. Şimdi ben o price bilgisini de çekeceğim. Şimdi evet, bu cepte dursun. Buradaki yapıyı çözdük. Şimdi arkadaşlar bir şurada ne yapıyorduk? Ajax isteği gönderip o veriyi çektik. Ve arkadaşlar şu fonksiyona bu veriyi gönderdik. Veriyi gönderdikten sonra burada arkadaşlar artist bilgisini çekti. Ve tüm artistleri yazdı. Bakalım. Bakın tüm artistleri yazdı. Burada diyeceksiniz bir table yok hocam. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar burada böyle yapmışız. Bir paragraf etiketi içine sonuçları koymuşuz. Gelin bunu biraz biz geliştirelim. Biraz da hatırlayalım. Table diyorum arkadaşlar ben buna. Ben buraya table'lar koyacağım. Hangi bilgileri koymak istiyorum? Sadece artist bilgisini koymak istemiyorum ben arkadaşlar. Diğer bilgileri de almak istiyorum. O yüzden ben şunu yapacağım. Seed'leri çekeceğim. X'ten git dedim. Seed'leri al. Tabii şimdi birkaç tane arkadaşlar bu şekilde X'inden ne kadar bir CD çıkacak karşıma. Şimdi onun içindeki bilgiye de ulaşmalıyım. Onun için de arkadaşlar ben neye ulaşmaya çalışıyordum? Bakalım hangisine ulaşsak. Bakın aynı komut kullanacağım. Get elements by tag name. Bu değil örneğimiz. Direkt arkadaşlar buraya yazabilmemiz çok çok şanslıysa o açıdan. Arkadaşlar şöyle ben şunu yana kopyalayacağım. İsimleri doğru yazmalıyım arkadaşlar. XML isimleri. O açıdan şu XML dosyada diğer bir sekmede açık dursun. CD'yi doğru yazdık. Title yazalım arkadaşlar. Title olsun. Onun child node'una ulaştım ve node value'una ulaştım arkadaşlar. Yani şurasına ulaştım ve içindeki veriyi çektim. O ikisi, şu iki bölüm arkadaşlar o işe yarıyor. Tabii ben şimdi BR etiketi kullanmayacağım arkadaşlar. Table etiketi kullanacağım dedim. Onun için tabii sonuçlar TXT'nin içine atacağım. TXT'nin için arkadaşlar bir table etiketi sonucunu da şuraya atacağım. Bir tane TR açalım. TDS olsun arkadaşlar. Kapattım TR'yi. TR'yi kapattım. Kaç tane sütundan oluşacak? Burada bakın HTML bilgisi de gerekiyor. Bakın şunu dikkatini çekelim. JavaScript için arkadaşlar direkt HTML yazıyorum. Buraya ne yazalım? Başlık. Hadi Türkçeleştiriyorum arkadaşlar. Buraya artist bilgisi olsun mu? Artist olsun. Artist. Bir şey daha iyi olsun arkadaşlar. Price var sanırım. Ya da başka bir şey de olabilir. Bakalım. Country bilgisi olsun hadi. Ülke. Arkadaşlar 3 tane sütundan oluşuyor. Dikkatinizi çekerim.
3 sütundan oluşan bir veri yazdırdık. Peki, şöyle bir şey var. For döngümüz başladığında arkadaşlar bir tane ben txt ile artı eşittir üzerine ekliyor arkadaşlar. Bir tane tr açacağım. Burada mecbur. Ardından arkadaşlar eğer veri için bir tane td açacağım. Şöyle. Ve arkadaşlar işim bittikten sonra da onu kapatacağım. TD'yi kapattım. Şimdi bundan title'ı aldık. Artist'i alacağız. Ve arkadaşlar diğer bir bilgimiz daha vardı, onu alacağız. Artist'i ve arkadaşlar büyük küçük harf ayrımı burada önemli. O yüzden garanti olsun diye kopyala yapıştır yapıyorum. Ve arkadaşlar diğer bilgimiz de country bilgisi. O da bu şekilde. TD'yi açtık. TD'leri kapattık. En son kimi kapatacağız? Evet arkadaşlar. TR kapatıldı. Tabii buradan dönen sonuç da arkadaşlar table, bakın buraya inner HTML'ine yapışacak. Nereye? Şunun inner HTML'ine. Run yapalım. Evet arkadaşlar. Bir yerde hata var ve evet arkadaşlar bir yerde hata vardı. Bakalım şimdi çözmeye çalışalım. Çünkü bu gelişmiş bir editör değil arkadaşlar. Hataları bazen göstermeyebiliyor güzel. Yani sonuçta text bir yer burası. Doğru yazmalıyız. Bakın şurada birincisi şunu fark ettim. İki nokta koymuşum. Onu düzelteyim. İkincisi şurada arkadaşlar get element by tekniğim diyorum. Tekniğim bana birden fazla sonuç döndürürdü. Eğer birden fazla title etiketi varsa. Onun sıfırıncısını çekmeliyim. Şu şekilde. İlkini çekiyorum arkadaşlar. Zaten bir tane olduğu için bakın. Şunu çekecek. Çünkü iki tane title yok içinde. Ama iki tane title olsaydı arkadaşlar ilkini çekecekti. Bir run yapalım. Bakalım. Evet arkadaşlar çalıştı. Bakın arkadaşlar başlık, artist ve ülke bilgisini arkadaşlar içeren şu şekilde bir XML dosya arkadaşlar table'a dönüşümünü yaptık. Tabi bunu CSS ile güzelleştirmeniz de mümkün arkadaşlar. Burada TD'lere, TR'lere kendinize ait arkadaşlar renkler girebilirsiniz. Veya Bootstrap tarzı bir yaklaşım kullanarak ki bugün göreceğiz. Bunu güzelleştirmeniz mümkün arkadaşlar. Şimdi konumuza geri dönelim. Şimdi XML'i yüklediniz. Bir de arkadaşlar XML parse olayı var. Yani XML bir doküman arkadaşlar parse etme. Tabi burada gelen bilgi bazen arkadaşlar direkt size text şeklinde gelebilir. XML bir dosya olmayabilir. Bu durumda arkadaşlar siz bunu tekrar bir parse işleminden geçirmelisiniz ki kullanabilin. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunun için arkadaşlar yapmanız gereken şu. Örneğin yeni bir tane parser oluşturuyorsunuz. Kalemimizi alalım. Nesne yönelik programlama. Bu parser arkadaşlar Doom parser. Direkt JavaScript içinde olan bir parser. Şöyle bir text dosya geldiğinizi size farz edelim. Text bir metin geldi. Onu bu parser'dan geçiriyorsunuz arkadaşlar o text'i. Parse from string. String'den parse et. XML dot oluştu arkadaşlar. Ardından artık XML doku arkadaşlar normal klasik Doom'u sorguladığımız gibi sorgulayabiliriz. Şu şekilde. Yani her zaman sonuçta bir XML dosya gelmeyecek arkadaşlar. Diyeceksiniz hocam yukarıda XML dosya için bunları yapmadınız. Arka planda arkadaşlar siz XML'i indirdiğiniz anda bunlar gerçekleşti. Onun Doom'u oluşmuştu. Yani Doom parse'dan geçmişti. Ama bu şekilde bir string gelirse bunun bilgisayar şak diye XML olduğunu bilemez. Bir JSON dosya da olabilir bu arkadaşlar. Ben XML olduğunu bilirsem işte bunu kullanabilme şansım var. Sonradan arkadaşlar bunu ağaç yapısına dönüştürme şansım var.